Auz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı tefikini refik eylesin inşallah. Şimdi Dima 216 irade 23. Şimdi sevgili arkadaşlar sayfa 291'de hızlı oku. Geçen hafta bir ders yapıyorduk. Dedi ki okuduk okuduk ortada kaldık. Sonuç alamadık. Alındı da istediğimiz gibi olmadı. Onu evet onu sonucunu kendisini hızlı hızlı okuyayım. Konuştuk çünkü. 291 aç abi. Ben hızlı hızlı okuyayım. Sonra sonucu sözlerden okuyacağım. Yani bu dinle, yapıldı bak görüyor musunuz siyah. Bu iştendi de Sonra ders Fatiha'dan sonra gördük. Bundan sonra devam ediyoruz. Hızlı okuyorum ben burayı. Bunun üzerine çalışmıyoruz. Hatırlatma bakımından. Şeriat ikidir. Birincisi, alim askar olan insanın efal ve ahvaline, tanz ahvaline tanzim eden ve sıfat-ı kelamdan gelen bildiğimiz şeriattır. Bizim e, şeriattır. Bu bizim bildiğimiz insan, alim askar olan insan. Kelam sıfatından gelen Kur'an yani. İkincisi şeriat. Şartlara göre hükmeten demek şeriat. Şartların hükümleri. Şu an, mesela tuvalette şeriat nedir? Yapman gerekenleri bilmek. Çok evet. evet. İkinci şeriat. <laughs> Birincisi insan kendisini yapılandırması. İkinci şeriat İnsan ekber olan alemin hareket ve sekenatını tanzim eden. Yani mu niye kar oluyor? Niye insan ölüyor? Niye doğuyor? Bak geldi yollara bak, gittiği sisteme bak. Değiştirdiği şeye bak. Bizi kardeş etmiş. Nereden kim kim kimi seçmiş ki? Yani bana deseler ki insanlık aleminde ders arkadaşlarını seç. Bütün insanlığı görsen vallahi seni hiç hatırıma gelmezdin ki. Yani bu şeriat yapmış. Sıfat-ı iradeden gelen şeriat-ı kübra-i fıtriyedir ki bazen yanlış olarak tabiat tesmih edilir. Melaike bir ümmeti azimedir ki niye bununla alakalı onu konuştuk. Yani e, bizim dışımızdaki şeriatın mümessilleri yani e, o ağacın yazılımı melaikedir. Melaikeler e, yazılımdır ağaç onun elbisesidir 13-14. sözde geçer. Bazen yanlış olarak tabiat tesmih edilir. Şimdi melaikeleri niye atladı? İşte ondan Me, bu tabiat dediğimiz şey e, melaikelerin şeyidir, e, ifadesidir. Melaike bir ümmeti azimedir ki sıfat iradeden gelen ve şeriatı fıtriye denilen evamili tekviniyenin bir hamalesi, mümesili, mütemesilli, dirler. Okumuştuk bunu ben çabuk geçeceğim esas bunun devamını duracağız. Alimi asker olan insan. Te, bak is takip ediyoruz tek tek. Alim askar. İnsan ekber kimdi? Alem. Büyük insan alem. Küçük alem insan. sıfat kelamdan gelen bildiğimiz şeriat. sıfat kelamdan bildiğimiz şeriat. sıfat e, kelamdan gelen şeriat insanın nesini yapar? Efal ahvalini tanzim ediyor yani tanımlıyor, evet. kıblesine koyuyor. Yani Kur'an, sünnet, Kur'an ve sünnet insanın efalini, ahvalini tanzim eder. Bela, sarih bunlar. Evet. Alemin, alemin harekat ve sekinatını ise, bu ikinci. Evet, bu şimdi ikinci. İkinci Tanzim eden şeriat-ı kübre -i fıtriyedir. Kainattaki şeriat, Efal ve ahvalini, fiillerini ve hallerini, vaziyetlerini demektir. Hareket ve sekenatını ne demek? Lugatı belki merak eden. Hareketler ve duraklamalar niye mevcudat durmuyorlar? Veya ötekisi niye son verildi ve geçti alemi gayba? Onu. Nazm-ı manisiyle yaparsak bunu ikisini. insan ekberle insan asker vesaire ikisini. E birbirine nazm-ı mani yaparsak efal ile harekat, dikkat edersen şunla şunu eşleşiyor. Naz muani ile yaparsak bak efal al, Bak efal ile ha, burada mı ha? Ondan sonra aha şurada. Şimdi şunla da şu. İşte efal ile ahval. Ne ile? Nazm-ı mani ile. Mana mutabakatı ile. Mana çıkartmak. Maneyi maneye vurarak. Nazm-ı mani o demek. Maneyi maneye vurarak ikisinin dışında bir şey. Pekmezi tayinle karşılayarak değişik bir tat veya görün. Sıfat iradeden gelen Şeriat-ı Kübra-i Fıtriye, ehli gafil buna tabiat derler. Bak sıfatı iradeden gelen şeriat-ı kübra-i fıtriye buna tabiat derler. Sıfatı iradeden gelen şeriat-ı fıtriye okumuştuk bunları. Aynı zamanda şeriat-ı fıtriye neyimdir? Evamili tekviniye deniyor. Merak ettim evamili tekviniye nedir? İyiyimdir. İhtiyaç işte yakın cizap meyil. Melaikeler evamili tekviniyenin hamalesi Böyle hamal, mümesili, sınıf başkanı mümesil, mütemessilleridirler. Yani aynadaki güneşin gözükmesi gibi konuşmuştuk. Hamele taşıyıcı, taşıyan varmış burada yüklenen. Mümesil ise temsil edici. Mütemessil ise temessül eden, akseden görüntü, yansıyan, görünüş yansıyarak görülen. Aynı zamanda şediyat-ı fıtriye. A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C. Şeriatı ı fıtriye evameli tekmine ise, evameli tekviniye de ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil ise o zaman şeriatı ı fıtriye meyil, ihtiyaç, iştiyak ve incizaptır. Yani şeriat, yani kainattaki, doğadaki, bizim dünyamızdaki sistemin işleyişi her şey kendisine aşıktır. Ee, i̇nsan en çok Kendisini özler. İnsan en çok kendisine aşıktır. Men arafa nefse fakat arafa sırrıyla. Yani nefsini tanıyan Rabbini tanır. İnsan en çok özlediği şey kendisidir. En çok görmek istediği kendisidir. Kendisiyle zaten harici görür. En çok kendisini kendisiyle sever. En çok kendisi kendisine muhiptir der. Muhip. Abi. En en çok kendisi kendisiyle ünsiyet eder. En çok insan kendisini kendisinde e, özlem duyar, aşıktır. En çok kendisine bağlıyor evet. evet. Evet ama bu asırda maalesef insan en çok kendisine yabancı. Evet. Ya maalesef ha. kaybolmuş. Kaybolmuş. Bu derece derece hepimize Hep bunu söylerken acı yapıyoruz. Böyle bir dersi kaçır, kaçırmak adına Baş basit sebeplerimiz oluyor. Aa beşeriyetimizin iktizasıyla bir sürüşümüz yok mu? Atla yap. Ama artık artık ulaşım çok kolay. En uza bir buçuk iki saat Türkiye'de. Bu manalar, bu manalar o kadar değerli ki. Niçin söyledim? E söyledim tesir etsin yani. Sen git Malatya'da izinliyim. Tam bir buçuk saat sonra buradasın. Ben üç buçuk saat gideceğim. Evet. evet. Alim, alemi irade ile eşleşiyor. İnsan kelamla eşleşiyor. Acaba aralarında bir benzerlik var mı? Nazm-ı mani ile yukarıda büyük insan, küçük alem. Nazm-ı mani ile olursa, yani fıt şeriat-ı fıtriye e, ihtiyaçlarla vesaire var ya böyle hani eşleşti e, şurada gösterdiğim gibi. Neyse bu anladınız. alemi iradeye eşleşiyor. İnsan da kela, kelama eşleşiyor. Yabancı değilsiniz değil mi? Bu tamam mı? Evet. Yok yok yok. O yukarıdaki manaya göre ve sen hiçbir şey uydurmuyorsun. Sen hiç uydurmuyorsun yani. Burada biz yapmamışız bunu. İki tane şeriat var ya. İki tane şeriat var. Bir tanesi efal ve ahvalini tanzim ediyor. insanın. Öteki şeriat ise alimin harekat ve sekenatını tanzim ediyor. Tamam mı abi? O zaman efal ile hareket, ahval ile sekenat tanımlandığı gibi İnsan ile alem, alemi irade ile, insanı da kelam ile Cenab-ı Hak yapılandırıyor. Acaba aralarında ne benzerlik var dedik? Bir, Nazm-ı mani olunca. Nazm-ı mani ne demek? İnşallah Osman bunu yazar. Manayı manaya vurarak ayrı bir mananın türetilmesi. Birincisi Kur'an'ın icazının 40 icazına bir tanesidir üstatlar. Nazm-ı mani. Kur'an'ın mucizeliğindendir. İki farklı manayı vurarak üçüncü farklı birçok farklı mananın çıkartılması. Nazmi mani. Bu lugatta bulamayız böyle. Birinci benzerlik ikisi de sonuç ve suret olmasıdır. İnsan ve alem yani irade ve kelam ikisi de sonuç ve suret olmasıdır. Konuşmuştuk bunu. İkinci şey benzerlikler. Kelam dimağın tahayyülünde ifade edilir ama asıl taakkulde irade ise vicdanın bir sıfatıdır. 3. İradeden ibadetullah ubudiyetleri taşıyıp gösteren. Kelamdan peki ne var? Mana içsel alemi taşıyıp gösteren vahim bizdeki hali. Bu akşam bugün acayip olacak inşallah. Kelam nasıl illeti tamilidir? Çok merak ediyorum. Bakayım ne çıkacak. Kelam diman sonucu iken irade vicdanın sonucudur. Gözüken gözükenleri zahir olanları eder. 5 Kelam ilim olarak irade de kudret olarak tezahür eder. Şimdi sevgili abiler, sevgili kardeşlerim, bunu okuduktan sonra diyor ki 281. sayfa buraya kadar okumuştuk. Bir şey yani daha daha başka bir şey istiyorduk. Sonuç gerçi sonuç var. Kendisi yani işte konuştuk. Ama başka bir şey olması istiyorduk. O da 281 defterin sözler 729 ama aynı şeriatı söylüyor. Şeriat ilahi ikidir diyor. Bir yerde tafsil eh, tafsil etti. Bir yerde icmal etti. Mektubat'ta icmal etti. Sözlerde tafsil etti. Şeriat ilahi diyor <laughs> ya. yukarıda kelam ilim irade kudretlediniz ya abi. <laughs> kelam zaten o kelimesiyle e, benzeşlik yaparsak emir gibi görürüm. Aynen öyle. Geleceksin. <laughs> yani kitabın bir ve imamın i̇mam bir. oldu. Alıyor. Evet. 729 sözleri gördünüz mü? Evet. Heh. Şeriat 2'dir. Mektubat'ta da geçiyordu. Orada icmal etti, burada tafsil. Şeriat-ı ilahi ikidir. Acayip ya. şeriat-ı bu sefer. Evet. Şeriat değil. O, şeriat değil bu şeriat-ı İlahi. Evet. Aynen. Aynen. Hem iki sıfattan gelmiş. İki insan muhatap. iki tane insan muhatap. La la iki tane insan var. İki tane insan var. Benim zaten ikizim var. Benim ikizim var. E, herkesin ufkuna göre Şecili hikmet benim ikizimdir. Kainat benim ikizimdir. Ben olan ben ikizimdir. Pergelin nereye koyarsan. Ama en masum ifadeyle böyle bir şey yapmadan. Kainat nedir? Büyük insandır. Öyle değil Kainat, alem. Ben neyim? Küçük kainat. Ne demek o zaman? İkiz. Yani ağaçla çekirdek. Aleme dört sıfatla söylüyor. Bir, Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Aynı yere ne diyor? i̇nsan Ekber diyor. Aynı şeye ne diyor? Şeceri Hilkat. Değil mi? Kur'an-ı Kebir-i Kainat. İnsana da öyle. Madem ben küçük alem isem, büyük alem Kur'an-ı Kebir-i Kainat ise ben de Kur'an askerim. Küçük Kur'an'ım. Küçük alemim. Ha. Devam edelim. Yani hem iki sıfattan gelmiş İki insan muhatap. Ya çok garip ya. Usta tuhaf. Başka bir şey ya bu. Hem de mükellef olmuş. sıfat iradeden gelen şer'i tekvinidir. Bu çok an anlamlı. Bizi zaten bu alıp götürecek. Şer'i tekvini. Orada... Hasan abi e, milyarlarca insan var ya... Abi. He. Bir kainat yok mu? Nasıl aynı oluyor? Onu... Herkesin Herkesin dünyasında küçük bütün alem herkesin küçük bir dünyası var. Senden başka kimse yaşamıyor ki. Yaşamıyor. Yani kendini merkeze koyursan ki öyle. Ben kendimi koyayım. <laughs> Sen benim, benim dışında bir insan olarak gözükmüyorsun. Benim etza ve efradımdır diyor. Nerede söylüyor? Hayat bahsini 5. remzinde söylüyor. Diyor ki kainat etza ve efradım. Kainat ise diyor nevi mükmüne geçer diyor. Hatırladınız mı? Hatırlamadım. Bu noktayı nazardan hayat, kainatı rububiyet ve icat cihetinde inkısam ve tecezi kabul etmez bir küllük mü ne? Yani insan kainat öyle tek tek falan değil. Tecezi ve inkısam yok. E, hayatı ne kadar anlarsak hayatın iç dişe vuruşlarıdır. Şu dağlar, tepeler, koyun, keçi, kadın, erkek. Bunlar e, hayatın e, dişa vuruşları. Gözükürken aslında öyle bir şey yok yani bende. Bu noktaya nazardan diyor. Hayat, kainatı, rububiyet ve icat çetine inkısam kısımlara ve tecezi bölünmelere kabul etmez bir kül hükmünde. Belki iştirakı ben bu alemde ben tekim. Hiç kimse iştirak edemez. Benim. Şirkim yok benim. Benim emsalim yok. İştiraki tecezisi. Ben bölünmem kabir de ayrı, dünya ayrı. Öyle bir şey yok. Her yerde varım, hiçbir yerde yokum. İnsanın manyeti böyle. Tecizi etmez insan. E, ruhun ruhum bedendeki hücrelere tecizi etmez, bölünmez. Kısımlar ayrılmaz. Ben öldüm de dünyadan kopmuş öyle bir şey yok. Ben buradayım da ahirette şu anda değilim değil. Suret, kanuni, takikat, mayet aynı anda oluyor. Hepsi aynı anda cehran ediyor. Tecizi yok. Ama ne anlatıyor tabii bu? Ne anlatıyor? Külliyat anlamamışız ki. İştirak insan, hayat sahibi olan bir insan. Ben kainatta şirkim yok. Öyle diyor. Kainatı, rububiyet ve icat cihetine inkısamım yok. Sonra tecezi kabul etmez bir küllük hükmünde. Belki iştirak, şirkim yok. Tecezim yok. Kabir, dünya hepsi aynı. Ölülmemişim. İmkan haricinde bulunan bir külli hükmüne getirir noktalı koyunca ben buyum diyor. İyi olursa ben buyum diyor. Evet seni yaratan bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu bilbeda senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Sikke. Çekirdek yani. Bu çekirdektir. Sikke merkezdedir. Topra ağacın altındakine sikke, meyve, hatem, ağacın görünüşüne mühür, arkasına tura. Yani böyle bilerek konuşuyoruz usta. Seni yaratan bütün insanı yaratan zat olduğun bilmeden senin yüzündeki turrası, e, mühürü değil, sikkesi gösteriyor. Çünkü, ha burası, bak. Mayet insani birdir. Mayet insani. Mesela İmam-ı Muhammed yani peygamberimiz, imam tektir. Ve bir sürü imam var, munadidir der. Kabe bir, Kabe, Mekke bir, mihrap, Medine, Minber. İmam bir tane, bütün asırlar. Yuvarlak ya. Mesela Kabe'de gidenler görmüştür. Böyle namaz kılıyoruz Kabe. Ye. Karşımdakiler de bana karşı kılıyor. Değil mi öyle? Evet. Öteki taraftakiler de böyle durmuş. Birbirimize. Yani bütün o geçmiş asırdaki peygamberler de böyle bakıyor bize. Biz de böyle bakıyoruz. İmam bir tane münadi diğerleri. Mesela camide imam bayramda kıldırırken o kadar taşar ki caddeye ortaya bir münadi. O der ki Allahu Ekber, Allah Ekber duyurtuyor. Rabbena ve kelam diyor. Yani her asırda bir münadi var. Onun adı imam yani. İmamı temsil el imam. Mustakil imamiyeti yok. Bir tane imam var. Bir tane. 14. asrın başındaki imamdır usta. Evet. Şimdi mahiyet insaniye birdir. Bir tane insan var Nuri Muhammed'i. Herkes o cihette o nur, nur Muhammed'i cihetiyle pergelini koyarsa kökteki çekirdek odur. Ama meyvedeki e, çekirdek dallardaki onun aynısındır gayrısı değil. O meyve insandır. Çekirdek itibariyle nur Muhammed'inin aynısıyız. Ne aynısı ne gayrısı. Çekirdeğin ne aynısı. O cihette pergeli koy meyveye. Mayet insanı birdir. İnkısamı gayrimümkündür. Kısımlara ayrılmaz ben kısım kısım yok mu? Öyle bir şey yok. Peki var kainatta anlamam için de öğretiliyor bize ilkokul çocuklarına. Oğlum böyle çiz, böyle 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 böyle, böyle çiz. Yuvarlak yap falan. Toplama yap, çıkartma yap. Üniversitede böyle bir şey var mı? Ha. Şimdi bize öğretmek için bunlar şimdi var. Berzah da öğretilecek, kabir öğretilecek, cennet de öğretme yeri. O nasıl gidiyor da gidiyor. Gayrim, e, i̇nkısam gayrim mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla, bak burası işte hem hayat vasıtasıyla etsa kainat, kainatın etsaları, cüzleri onun efrad hükmünde, hükmüne benim fertlerim kainat ise nevi hükmüne geçer. Terakki edip hayatı merkeze koyup yani hayatın dışa vuruşları. Mesela çıktı kadın, toprak, kedi, köpek, dağ, ağaç falan. Çekirdekler mesela yaprak, meyve, çiçek, koku, tat, kütük, Yaprağa bak, gövdeye bak. Hepsi aynı yerden çıktı. Ha, insan da böyle. Ee, kain, bak ne diyor? Diyor ki, etzai kainat onun efrad hükmünde. Etzai kainat, cennet, cehennem yani. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail. Kainatın içinde ya. Etzai kainat. Kainatın etzaları. Alemi misal. Alemi mana. Cennet, cehennem. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Etzai kainat. Kainatın içindeki etzalar. Cüzler yani. Bütünü meydana getirenler. Hepsi neymiş? Etsa kainat insanın efrad hükmünde. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Böyle nasıl bir insan? Bilmiyorum ki zaten. Allah'ın sırrı olduğunu biliyorum o kadar. Öpüyorum seni. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey denilir mi? Bu nasıl dedin? E olunca kainat ise nevi hükmüne geçer. sikkiye hadiyeti yani meyve hatem iken ama meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle sikkeyi taşıyor. Aşağıda sikke, hatem, meyve cihetiyle hatem aynı zamanda sikke denilebilir. Olduğu için sikke hadiyeti mecbunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikke hadiyeti yani her bir meyvede de ve hatem-i samediyeti same göstererek bunu böyle tefekkür edebilirsek bu yolda yürürsek her cihetle şirk ve iştirakı alemimizde tart edilir. Yoksa şirk ve iştirak olur. Ze Allah Resulü diyor ya karanlık bir gecede, karanlık bir taşta karanlık bir karıncanın ayak sesi kadar gizlidir şirk. Ancak merkeze hayatı böyle koyarsan şudur odur cennettir cehennemdir bir sürü şey. Yani onlardan kurtulma mümkün değil. Peki kurtulmanın yolu merkeze hayatı koyup bunlar benim dışa dışa vuruşlarım olursa artık şirk hiçbir zerresi kalmıyor. Şirk ne? Şirk ne demek? Kar, tanrı da böyle bir şey. Evet hadi bakalım devam ediyorum. Burada mısınız? Çok şükür. Hem bu Ben sıfırım ha. Evet. Ee, sıfat iradeden gelen şeriat tekvini. Bu çok şeri tekvini. Bu beni heyecanlandırıyor. Bak işte. Şeriat ilahi diyor abi başla ona da evet. nazar çekelim mi? Şey diyebilir miyiz abi burada? Ee, bu şeriat ilahiden kasıt Abi gidelim çünkü daha acele etme. Biraz önceki şeriatla şu şeriatın <gülüyor> arasında <gülüyor> şöyle bir tefekkürümüz oldu da. <laughs> yani <gülüyor> o sözlerdeki tanımlamayla buradaki tanımlama arasında ne fark var? İşte onu okuyoruz. Evet. Onu okuyoruz abi. Abiler onu okuyoruz. Birisi akrebiyet birisi kurbiyet yani. Bakalım canedinden ve kulcan hepinden tanzim nasıl yapılıyor gibi. Sıfat iradeden gelen şer'i tekvini bizimle alakası yok. Sıfat iradeden gelmiş şer'i tekvini. İnsan ekber olan alemin ahvalini hem de harekatını ki ihtiyarı değil tanzim eden şer'dir. O meşet-i Rabbani. Ona ait. Ona ait. Tamam Alemin ahvalini, harekatını tanzim ediyor. Sıfat iradeden gelmiş. Senin iraden nedir peki? İrade. on, dersi okuyoruz ya. İrade neymiş biliyor musunuz? Ee, okumayayım şimdi altı solur kafanız. Yeni böyle. Ee, dün akşam değil Eveki akşam. 12 hiç unutmuyorum. Şey 11.34 de yazmıştı. Yeni <laughs> yeni neler? Kafa da, kafa, kafa, da, kafa, 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 tamam. O zaman açar mısın? 312. 312. <gülüyor> yeni yeni. <gülüyor> Siz de heyecanlanacaksınız. Ha bu kadar bir şey. Ha ha. Tamam. Bu mu çıktığını zannediyorsun? Aa, ben de çıkıyorum ya. Allah bu arsadan binaya kadar bu tahtayı elime veren, verdiren Allah'a hamdü senalar olsun. Vesile olanlara da ona onun rahmetini havale ediyor en iyi karşılığı o verir. Allah'a verir. Ben onu Allah'a havale Ama bana yap, yaptıran Allah'a hamdolsun. Kuyudan çıkarıp bu hayatı böyle şeylerle muhatap ettiren Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Kuyudan çıkarttı. Ne kadar dehlizlerden çıktık. Olacak şey değil ya. Aklım yerinde canım güzel. Tabii. İrade ama çok şey ezberlerimizi bozan bir şeydir. Yani iradenin iki, iki yönü var bir mülk, bir mülk. Her şeyde olduğu gibi. Mülk de farklı. Eylemdeki tercihtir. Hep böyle öğrenmişiz. Hariç de öğretildi. Kitaplarda, literatürlerde, literatürlerde ustadın dışında bilmiyorum okudum ben. Okudum kadarıyla en az 50-60 tane makale okudum. İlahiyatçılar vesaire şunu okudum okudum. Yani irade hep hariçte tamam. O iradenin mülk cihetidir. Rububiyet tarafı. İradenin iradenin uliyet ciheti var. Huliyet Biliyorsunuz irade evameli tekvini, evameli tekvini de iyiyim, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyli yapmış. O cihette içi yapılandırıyor. Şimdi iradeyi aynı zamanda çekirdeğe çekirdek kutusunu, anahtarını, irade anahtarıyla kilidini çekirdek kilidini irade anahtarıyla aç diyor usta. İradeye anahtar diyor. Şimdi bak. Çekirdeğe. Şimdi biraz ezberimizi zorlayacak. İç yapılanma bu. Yani mülk e, neydi? İrade-i rububiyet, rububiyet. İradenin eylemsel hali dışsal. Yani büyük kainat. İradenin içsel, küçük alem olan beni yapılandırmış. Ne oluyor bak? İrade aynı zamanda canlandırmaktır. Hayat veriyor insana. Nasıl yürüyor ya? Oysa elbette hayat değil. Hayat bize hayat verirken irade nasıl hayat veriyor? Elbette hayat değil ama hayatın düğmesini, üktesini, kapağını irade anahtarıyla açmak. Hayat mesela düğme var ya çekirdekler nedir çekirdekler? Tohumlar. Hayatın üktesi, düğmesi, kilidi, kabı, hazine. İçinde hayatın meratipleri var nihayetsiz. O kutuyu o anahtarı kilit lazım. O duruyor. İşte o hayatın ükdelerini irade anahtarıyla açılıyor. O cihetle enfus cihetiyle değil, mülk cihetiyle mülk cihetiyle irade, meleküt cihetiyle hayat. İrade hayatımız hayatlandırandır. Hayata hayat veriyor. Ki iman, iman için söylüyor Üstad. İman hayata hayattır. İrade bu imanı tanımlıyor. Bir daha irade aynı zamanda canlandırmaktır. Yani elbette hayat değil ama hayatın düğmesini, üktesini, kapağını irade anahtarıyla açmak. İrade cüziye işte ezberimizi bozacak. İrade cüziye, iradi külliyenin sırrı vardır. Aslının zillidir. Cüzin, cüzinin sırrı ise bizdeki irade cüziyenin sırrı ise yaratmada yok. Bir Allah'ın irade külliyesi yaratma, halk, yoku var etme. E bendeki irade de irade cüziye. Onun nesi oluyor bende? Evet irade cüziyem yaratma, halk etmek yok. Ama onun gölgesi bende kırpıntısı olunca bende ne var? Yaratma yok. Varlar arasından var etme varlar arasında var etme ölü gibi gönülleri ölü gibi duyguları hisleri fikirlere nefir ruh etmeye sahip olara olduğu için hayat hayat veriyor. Nefir ruh ediyor. İsa aleyhisselam ölü gönülleri yaptı ya mesela okuyorsun adam da düzeliyor. Bir şey konuşuyorsun iradenle ölü gönüller diriliyor. Yani bendeki irade, irade-i cüziye, Allah'ın irade-i külliyesi, onun sırrını, onun şeyini zıl de, denilir, zıl, onun gölgesi. Allah'ın irade-i külliyesi yoku var ediyor, varı da yok ediyor. E, Zılı olan bendeki ne yapar? E, varlar arasındakileri, varlar arasındakileri e, var ettiği gibi esas, Ölülerin anahtar vazifesi yaparak nefir ruh ediyor. İradem aslında ruhsal bir yapıya sahip olduğu için ölü var olan ama ölmüş ölü. Onlara nefir ruh ve nufi hafis sur ve nuf ve nuf yani nefes ve nufi hafis sur sura öfürür gibi o öfürüyor. Ruhlanıyor yani ruh irade hayatiyete sebebiyet veriyor. Hayat o hayatın düğmesini, üktesini açan anahtar olduğu için hayat hayat veriyor. Zaten iman irade ile olduğu için imanda hayat hayat olduğu için e, irade aynı zamanda imanı imanda iradeyi tanımladığından hayat hayat veriyor devam edelim şimdi. Çok ilginçti. Yani hayat veriyor o şey. Ama biz ne biliyorduk? Tercih biliyorduk. Oysa hayatlanmaya sebe. Hayat veriyor bize. Hasan abi bizdeki istidatların kabiliyete dönüşmesi. İşte bu 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 vazifede hayat veriyor. Hasan abi elektrik örneği çok uygun oluyor buradan. Kainat elektrik dolu. Üstad da zaten geçen <laughs> elektrikle dolu olduğunu söylüyor. 300, 281 aç. He. Elektrikle, elektrik kaynağının her tarafında var abi. <laughs> Normalde muayyenleşmiş kabloda gibi gözüküyor ama evet. kabloya, kabloya müracaat etmek, o umumi elektriğe müracaat etmek. Gibi evet. Olur. Çoğalt da çoğalt. Yanlış bir istilahla tabiat da denilir. Sıfat-ı kelamdan gelen şeriat ise, bak kelamdan gelen şeriat. Kur'an ya. Yani. Alem asker olan insanın efalini ki ihtiyar olmuş insanın alemini ihtiyar olmuş. Tanzim eden şerdir. İki şer bir yerde bazen eder içtima. Şimdi tek tek giriyoruz. 282'ye dönüşüyorsun. Meşiyet-i Rabbani ne demek? Lugatına bakıyoruz. Rabb'a ait meşiyet. Başka? Her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan Allah'ın istediği. Meşiyet-i Rabbani bu. Her şeyin sahibi olan Allah'ın istediği. Şer'i tekvini ne demek? Tekvini şeriat demek. Allah'ın Celle Celaluhu kainattaki kanunları, kainattaki bütün varlıkların hareketlerini ve olayları düzenleyen Allah'ın kanunlar düzeni. Kainatı tanzim eden, düzene koyan, beraber çalıştıran hani şimdi derler ya böyle ee, siyah iyalar yapmışlar sanal zeka mı diyorlar? yapay zeka gibi yani. Bu kainattaki farklı farklı şeyleri sanki birbirini tanıyormuş gibi birbirinin imdadına koşması, koşturması, bir olması ama bunlardan beklenmeyecek bir şey. Yapay bir zeka gibi kainattaki işte şerri tekvini kanunlarda yapay bir hayat. Birbirini yapay bir akıl gibi. Kanunlar bu yani. Mesela bu da yazılabilir mesela. Kanunlara bu madde eklenebilir yapay zeka kainatın. Şimdi sırayla gidiyorum malzeme e, dizerek nazmani sonuca doğru gideceğim. Sıfatı iradeden gelen sıfatı bu zahiri şeyler. Şeri tekvini. Şeri tekvini nedir? Kanunlardır, namuslardır. Kainatı idare ederken sıfatı kelamdan bak irade sıfatından gelen kainatı. Sıfatı kelamdan gelen şeriat ise alem asker olan insanın efalini ki ihtiyali olmuş tanzim eden şerdir. İnsanın ahvalini ve efalini tanzim ediyor. Kim kelam sıfatından gelen Kur'an. Birisi büyük insan kainatı ki irade sıfatıyla oluyor. Diğeri ise küçük kainat olan insan ki kelam sıfatıyla oluyor. İrade büyük insanda yani irade büyük kainatta yani hüküm vereceğiz ya. Sarahatları diziyorum. Dikkat ederseniz. Metinler bunun. İrade büyük insanda yani kainatta şerit tekvini yani kanunlar, kanunlar ve namuslar olarak mütecellidir. Küçük kainatta olan insanda ise evamili tekvini yani ihtiyaç, iştiyak, incizap ve meyil olarak gözükür. Yani onu yapılandırır. Kâ, büyük insan yani büyük alemde irade ee, ne yapar? Şeri tekviniyle yönetiyor. Küçük alemde de evameli tekviniyle yönetiyor. Tamam abiler? Bak bir daha okuyayım. Biraz biraz şaşırdınız galiba orayı. Küçük kainat olan insanda ise evameli tekvini ile yönetiliyor. Ne demek? Meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap. Bundan yönetiliriz yani. İştiyakımız var, meylimiz var. En çok kendimize muhibiz. Ben ben olmaya meyilliyim hakikatları bulmaya iştiyakım var. İhtiyacım var, incizabım var vesaire. Bununla insan insan oluyor. İnsanı insanı duygular bunlar. Duygu bunlar. Tamam? Şimdi buraya kadar malzeme şu yaptık. S Sari ifadeleri, önermeleri yani. Önermeleri dizdim. Şimdi hüküme şey yapacağız. Kainatın kanunları ve namusları kainatta kanun var. Geneldir. Namus ise has ve hususidir. Mesela Elma, elmaya tecelli eden kanundur. Elmalar, elma nedir? Armut değildir ya. Ama benim bahçedeki namustur. Şimdi kainatın kanunları ve namusları bir tamamıya insanda evamili tekmini olarak görünüyor. Yani kainatta tecelli eden kanun ve namus insanda evamili tekmini olarak ihtiyaç, iştiyak, incizap ve me meyil olarak var. Mesela kainatta cennet var. İnsanda meyil var ona. Ona karşı bir iştiyak var. Ona bir ihtiyaç duyar. Öyle değil mi? Ha, kainattaki kanunlar ve namuslar ve sistem bir tamamıya insanda evamiri tekminiye ihtiyaç var ona, meyil var ona, ihtiyacı var ona. Yani insanda var. Kainatta bir fiil, insanda bir kuvve. İnsanda kelami ilahi ile, bak insanda Kelam ilahiyle insanın şer'i tekviniye kanunlarını uyandırmak için bak. İl e, kelam sıfatı niye gelmiş Kur'an'da? İnsanda kelam ilahi ile burayı dinleyin. İnsanda şer'i tekvini var. Namuslar ve kanunları onu uyandırmak için gelmiş. Kur'an benim resul malım olan istidatlarımı uyandırıp kabiliyet yapmamı istemiş. Kur'an direkt kelamla akla ve ihtiyara hitap ederken kelamla ihtiyarımızı oluşturur. Yani kelam geldi, dima muhatap oldu. Kelam bizim şer'i tekvinimizi, evamiri tekvinliğimize cevaptır, uyandırmaktır. Cevap veriyor. Yani bir tanımlayamadığımız, göremediğimiz, bilemediğimiz meyli var. Ben ben olmak istiyorum, ben başkası olmak istemiyorum. 29 sözde söylüyor. Buz buzun zarına diye. Orada insan öyle bir şey iştiyakı var ki buralarda yok. Öyle bir yeri, öyle bir meyil var ki buralarda yok Davut. Mesela cennete meyli var. Burada yok. Ben ben olmak istiyorum. Burada mümkün değil. Öyle bir ihtiyakım var ki her tarafta olmak istiyorum. Burada şey değil. İşte kelam sıfatından gelen Kur'an yani kelam sıfatıyla bizim şeri tekvinimizi, evameli tekvinimize He, şey oluyor, malzeme oluyor, hedef oluyor, zemin oluyor, tanımlıyor onu. Diyor ki, evet öyle bir şeyler var sende. O var. Ama o burada, o böyle olur, o da şudur, şudur, şudur diye tanımlıyor. Kim tanımlıyor? Kelam sıfatına gelen Kur'an. Tamam, buraya kadar tamam. Sonra dima yapılandırdığımız diman sonucu nedir? Diman. Bu ihtiyardır. Vicdanın sonucu nedir? İradedir. Diman sonucu nedir? İtikattır yani itikat, ihtiyar, şeri tekvini ile evamiri tekviniye iradeyi kazedip edip yapılandırıyormuş. Mesela şeri tekvini dışarıda, evamiri tekvini bizde. E bunu ne yapıyor? İrade ikisini de oynatıyor. Hadi bakım diyor. Ey çekirdek, ey ağaç. Birbirine yabancı. Ağaca ağacı bakıyor çekirdeğe. Bu ne ya? Ona sen buradan çıktın diyor. Sen buradan çıktın diyor. Çekirdek diyor ki bu ne ya? Bu hantal. Sen ne çıktın lan bu? Birbirine yabancı. İşte kelam-ı ilahi diyor ki ağaca aslın bu da çekirdeği de diyor ki neslin. Ne yapıyor? Şeri tekviniyle, tekvini ile evamili tekviniyi irade barıştırıyor. Onun için canlanıyoruz. Devam ediyoruz. Geç 293. 83. Kelam-ı ilahi ile yani kelam geldi mi dima vahiy? Yedi mertebesini tanımladı mı? Sonuç ne? itikat ihtiyar oldu. Demek ki kelam dimağımızda itikat iken şerri tekvini ile ile ki evamiri tekvini iradeye bakar. Vicdanda da iradeyi yapılandırıyor. Yani kelam ilahi dimada ihtiyarımızı ihtiyarı kelam ilahi bir daha toparlanın. kelam ilahi dimada ihtiyara bitireyim. kelam ilahi dimada ihtiyarı ortaya çıkarıyor. Vicdanda ise iradeyi çıkartıyor. Kelam ı ilahi kelam sıfatından ref-i süreç değil mi abi? He. <laughs> o zaman bizim ihtiyarımızı e, vahiy olması gerekmiyor. Sonuç olarak söylüyoruz. O süreçte bahsetmiyoruz yani. Şeyimize ters düşüyor. Niye düşüyor? Ters Kelam-ı ilahi o süreçten sonra kelam-ı ilahi vahiy ihtiyar desen. İşte su, gele gele bu neyi yapıyor? Bize ne yapıyor büyük alemde? Büyük insan ya. Kainat Lefi mahfuz büyük insan değil mi? Alem. Ha orada bunu yapıyor ya. O bende taşınırsa lefi mahfuzun bizdeki karşılığı dima. Lefi mahfuz bizde ya. Sanki lefi mahfuz bu. Oraya inmiş buraya inmiş. İniyor zaten burada şu anda. Onun için kelami ilahi benim kafamda ihtiyarı. Kelami ilahi vicdanda iradeyi. Anlıyor musun? iradeyle ikna Devam edelim daha cebimize gidecek bak. şimdi. Işte. Bu malzemeleri toplayarak ...birbirine nazmani ile çıkıyor. İhtiyar... ...kitab-ı mübine bedi kaderdir. İrade ise imam-ı mübine... ...nazarı kaderdir. Bu cihet. Oysa... ...diyeceksin ki... ...irade kitab-ı mübinin değil miydi? He... ...gelecek şimdi. Yani... ...bu içsel yani dışsal... ...olduğu için yani anlamak için... ...inan-ı mübin mi kitab-ı mübin nedir? Yani insanın kafasındaki... ...ihtiyar dişaldır. İç yapılanma iradedir. O iç ve diş noktasında İmam-ı Bin Kitam'ı diyoruz. İradeden gelen şer'i tekviniye gelmiş. İradeden ne gelmiş? Şeriatı tekviniye gelmiş. Kanunlar emirden ve iradeden gelmiş. Kanunlar. Kanunlar ve namuslar kanun emridirler. Tamam. İrade-i ezeliye'den gelen kün emri ezelisi var. Mesela Ol diyor doktor. Kim ol diyecek? Bir şey olacak ki ona ol desin. Allah kime diyor ol? Ol yoktu hiçbir şey. Ol dedi oldu. Kime dedi oğlu? Yok ki bir şey. Sonra iradi ezeliyeden gelen kün emri ezelisi var. Bunu sıra, silah, sıralıyorum tekrar. İrade ismi zahir mühr adiyete bakıyor. Tamam ismi İsmi zahir. Ağacın zahirisi. Hani ağacın evveli, ahir, zahirisi, batınsı ya. Zahirisi irade. Ne o zaman? Mühr ve hadiyet. Zahiri mühür ya. Emri tekvini, malzemeleri diziyoruz gene. Emri tekvini, ilim, emir, irade, kudreti tazamun ediyor. Tamam mı? Ediyor. Emri tekvini bunlar. Kendi söylüyor usta. Emri tekvini aynı zamanda mülkel, namusa, kitab-ı mübine, fıtrata emri tekvini melekuta bakınca kanunlara imam-ı mübine ve hılkata bakıyor. Yani mesela bununla ben hılkatta eşitiz. Bu Allah, bunu da Allah yarattı. Beni de o yarattı. Yaradılış itibariyle mahlukuz. Bu hılkat. Ama bu kalem ben insan. Bu fıtrat. Kudret ve irade neydi? İkisini cemi. Emri tekvini ayatı tekviniye. Ee, bu kitabımı bindi dışarıda. İlim, emir, emri tekvini ikisi de. Ama evameli tekviniye. Yani birisi dışsal, birisi içsel. Buraya kadar geldik. Şimdi bundan sonra sevgili arkadaşlar çok acayip şeyler gideceğiz. 308'i açıyoruz. 308. Bir ara mi acaba? Öyle mi? Verelim. Tamam verelim verelim. Hadi bakalım. Döküldüğünüz şey yapın. Çünkü ben farkında değilim. El Fatiha. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. İnce Mesnevi 234. Harika bir yerden abiler bu bu bunları bitirdik tamam. Yani çok hoş bir şey. Meyve buradan alacağız. Yani geçen hafta ve birinci oturum, bu haftanın birinci oturumun hulasaları şimdi. İnce Mesdevi Nuriye 234, Sözler 430, Lemalar 125, Sözler 433. sayfaların hulasaları 308. Evet mesela o kelam emir veya nehi olursa seçtim bir tanesini Mesdevi'dekini aldım. İrade ve kudreti tazamun ettiğinden derecesine göre tezahür ediyor. Çok garip bir yer yani siyak ve sibak böyle. Diyor ki kelam. Ya erdübleyi veya sema akli var ya böyle. Ya erdübleyi ma eki veya sema akli. Mesela Kur'an. Ya erdübleyi ma eki veya sema akli ayetiyle. Sema ve arz. Sema ve arza verdiği. Emrin tazamun ettiği. Allah söylüyor. Ey sema suyunu kes. Ey arz suyunu yut. Emrediyor. Emrediyor oluyor. İşte biz beşeriz. İbrahim Aleyhisselam ulul peygamber olduğu halde Haşri ya nasıl yani nasıl olacak öldükten sonra mi İnanmıyor musun? Haşa ya ama yakinet istiyorum. İnsan da öyle yani. Allah semaya emrediyor, arza emrediyor, oluyor. Kelamla nasıl oluyor? Onu diyor. Sema ve arza verdiği emrin tazamun ettiği. Neyi tazamun ediyor kelam? Yüksek ve kati, iradeyi ve kudreti tazamun ediyormuş kelam. Kelamın içerisinde kudret ve irade var. Onu uygulayacağız yani bizde eylemde. Bu itikat da söylem. Ama insanda nasıl yani? Ayet nasıl yapıyor bunu bizde? Bulut çekilir, arz da suyunu yutar ve keza görüyor musunuz? Evet, görüyorsunuz. Arz semaya ne birbirine karışmış? Orada gözüküyor mu? İttiya itia davan evker ha. Tamam itaat ediyoruz yani. Biz grup şeklinde sana itaat ediyoruz. Ayetiyle verilen emri itaat ve kabul etmelerinden o emirdeki irade ve kudretin derece kuvveti ve dolayısıyla kelamın derece ulviyeti tebaruz eder. Fakat yani şu Allah kelamıyla diyor ki Ey arz suyunu yut. Ey sema suyunu kez. Arzla Sema da semada diyor ki tamam biz ikimiz senin emrini itaat ederek yerine getireceğiz. Ayetiyle verilen emri itaatle kabul etmeleri kabul ediyorlar. Yani bu nasıl oluyor? O emirdeki irade ve kudretin derece kuvveti dolayısıyla kelamın derece ulviyeti tebaruz eder. Fakat biz de diyoruz ey kalem kapağını aç ve gel yazıyı yaz söylediğimi. Niye olmuyor? Çünkü insanların insanların cemadata verdikleri emirler. Ey kalem kalk yukarıya. camidata veriyorum emir. Olmuyor. Mütekelimindeki yani bendeki irade ve kudretin zafiyeti nispetinde yani benim iradem ve kudretim söylüyor ey kalem kalk aya iradem ve kudretim zafiyeti nispetinde sözüm benim sözüm ruhsuz ruhu yok. Ruh olabilmesi için irade ve kudreti tazamın etmesi lazım. Ruh demek irade ve kudreti tazamın etmiştir. Ama benim sözüm diri diriltmiyor onu. İsa Aleyhisselam'ın sözü diriltiyor. Geylani Hazretleri'nin sözü diriltiyor. Ölüyü diriltiyor sözü. Kalk diyor. Kalkıyor. Çünkü kelamlarında ruhlu, ruhludur kelamları. Ne demek o? Kudret ve iradeyi tazamun ediyor. Onu işleyeceğiz şimdi. İnsanın ben ey kalem kalk yukarıya kalkmıyor. Çünkü e, kelamım içinde kelamımın içinde irade ve kudret yok. zafiyetin nispetinde kelamım kalk diyorum ruhsuz hayali hezeyandan farkları yoktur dedi. Şimdi gel 308'e. Kelam irade ve kudreti tazamun ediyormuş Allah'ı. 433 e, ilim ve irade ve kudreti tazamun eden kelam ilahi diyor dört sözlerde. İlim, irade, kudreti tazamun eden kelam ilahi diyor. Daha önceki lemalar 125'te yazıda da kelam, ilim, kudret ve iradeyi tazamun ediyordu. Ona gelecek yani kelamda hep onu vurgulamaya çalışıyorum. Onu canlı tutmaya çalışıyorum. Kelamda konuşmada biz konuşma yazı kullanıyoruz. Ama ağza kullanmadan önce içerideki o kelam bizde mesela gafil olsaydı bugün ga, gafur güzel tanımlardı. Dayanamıyorum abi. Konuşmak istiyorum o. Yani kelam kudreti tazamun ediyor. Yani kelamı biz ağızdan ifade ettiğimize kelam diyoruz. Onun için anlamakta zorluk çekiyoruz. İçeride o mananın yani kelam ne tazamun ediyordu? İlim, irade, kudret. Bir şeyi meyletme, bir şeyi söyleme, bir şeyi bilme. Ne mesela konsantre olarak sporcu güçlü oluyor. Veya bizde tefekkür ederek insan canlanıyor. Canlı. Şimdi kelamı konuşmadan önce iç, iç hali irfan. İç haline bakar mısın? Kelam dışarı çıkmadan. Sureti bu. Melekütiyeti tarafı hakikaten ilim iradeyi tazamın etmiş. Bizi canlı tutuyor. Dö. Dö ver bak kudret nasıl. Vur ağzını payına. Böyle coşar var ya böyle. Vur kırma. Kudret değil mi? Bak o bir güç. İyi biliyorsun bir konuyu. ilim. Ee, seni canlandırdığı yani imtiyazlı kıldığıysa seni irade. Yani kelam dışarıya çıkmadan, lafıza dönüşmeden önce bizim dünyamızda ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Gözüküyor zaten. Allah'ta da böyle yani. Peki yapayım beni daha iyi anlaşılır. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor. Eee Kelam-ı ilahi ol, ol diyor, yokluktan yaratıyor. Varı da yok ediyor. Lafıza dönüştürmeden önce ben kendime yapayım. İstediğimi yaratırım hafızamda, şey hayalimde, tasavvurumda veya taayyülümde. Şekillendiririm de düşünürüm. Yoku var edemez miyim? Seni abuk subuk hayal edebilirim Davut. Hakikat mı? Hakikat tabii. Ben de hakikat. Seni halk ettim. Hayalimde halk ettim. Cenab-ı Hakk'ın Halik ismine mazal oldum şimdi orada. Ama nefsilemirdi değil. Cennette insan olacak böyle. Şimdi ben iç alemimde, hayalimde ve tasavvurumda yoku var, varı yok etmiyor muyum? İradeyle yapıyorum. Yapıyorum ben zaten. Hayal tahtında mümkün. Mümkün yapıyoruz. Zaten içsel alemde mümkün olan bir şey nefsül i emirde de zaten Allah'ta Allah da böyle yani. Niçin? Çünkü illeti tam nefsül emir istemedikleri için hayal e ee, mesela Allah bir şeyi emrede nasıl e, kolay olur diye 10. sözün sonunda 29. lemay Arabiye'de yok 29 değil. Şeyde eee 15. şuada şöyle geçiyor. Allah bu nihayetsiz işleri bak nihayetsiz otları nihayetsiz aynı zamanda farklı işleri nihayetsiz farklı işleri aynı işi nihayetsiz efradını nasıl yapıyor? 1. Güneşi misal veriyor. Diyor ki nurani olanın nurani olanın büyüğüne küçüğüne bak büyüğüne küçüğüne uzağına yakın bir oluşudur. Birinci nuraniyet. İki şeffafiyet sırrı var. Şeffafiyet sırrı yani onu gösterecek aynanın ona mukabil olması, gösterebilir olması, içine girebilmesi. Yani güneş vuruyor ama benim oraya gitmem, yanına gitmem yetmiyor. O da beni içine alması lazım. Yani muhatapların şeffaf olması. Sonra imtisal sırrı var. O nurani şeyin şeffafa girince içini yapılandırması imtisal ediyor. İmtisal ona emri dinle al oluyor. Nuraniyet, şeffafiyet, imtisal bir de var bir tane. Muazene. Yani bütünselliğe dönüşüyor. Yani e, mesela küçük güneş ama büyük güneşin özelliğine taşıyor. Şimdi aynı bunun gibi Eşyanın melekütiyi tarafı Allah'ın ilim, irade, kudretine, <laughs> kelamına uygun. Yani bu çok basit aslında biz cep telefonu kelamla açılıyor. Yani ben nasıl yaptımsa sanatımı bana itaat ediyor. Allah da yaptığı sanat ona itaat ediyor. Ben cep telefonuna desem ki açıl falan o kayın telefonu bul. Benim şu siteye götür. Telefonla telefonun sesle açılmıyor mu? Sensörle kapılar açıldığı gibi. şekilde bak basarla yapılandırıyor. Sen, kapı niye açıldı? Beni gördü. Lan görür mü ya alet? Ben görmeyi göze vermiştim. alete görme olur mu? İnsana, insanın yaptığı alet, insana nasıl itaat ediyorsa, niye? Benim sözüme duyarlı olsun diye. Mesela şöyle desem, Hasan, telefon açıldı. Şu ustup kullansam, olsun, açmaz. İle ustup olacak, öyle mi? Peki bu telefon bana bu tonuma, bu uslubuma, bu sesime duyarlı açılıyor. Niye ben yaptım bu sanatı? Allah da eşyanın melekütiyeti ona şeffaftır imtisal edecek şekilde yaratılmış. Yani kendi alemimizde kelam mesela diyelim ki sen limon dedim hayalinde bak şekillendi halk oldu. Limon var şu anda hayalimde. Düş onun hakkında bilgiler de var. Yok yoktu var oldu. Bakın alemimizde enfüste zaten var yok oluyor. Yok da var oluyor zaten. Devam edeyim. Kelam ilim ve kudretin kudret ve iradeyi tazamun ediyor. Bu aynı zamanda illeti tameli. İlleti tame neydi iler abiler? İlleti tame. Evet, vücub. Şimdi illeti tame şu. Üçü bir araya gelince mahluk olmaması mümkün değil, kaçınılmaz. Yani bir şey üç bir şey sıfat bir araya gelirse nefsil emir olur. O mahluk olur, var olur. İlleti tamme. Tam bir illet demektir. Tam sebepler. O zaman bir şeyin vücuda gelebilmesi için ilim lazım. irade lazım. Kudret lazım. Ee, eğer bir tane eksik olsa illi yariziye olur. Yani olmaz ya. Yani. Üçü bir araya gelince illeti tamme olur. Olur. Kelamda da illeti tamme var kelamda Allah'ın kelamında ey sema suyunu kes dediği anda kesildir ki ke kesilirken alimler der ki aslında kesilirken söylüyor diyor. Aynı yani ilim aynı kudret kudret aynı. Kelam söylerken oluyor, olurken söylüyor. Bazen ikisi aynı o kadar birbirine girmiş ki emre oluyor, olurken emre diyor. Ustad emir aynı kudret, kudret aynı emir olur diye latif nüktelerde söylüyor. Onun için bazen emri kudret makamı da makamı da kudret şeyinde kullanıyor emri de. Aynı şey yani mesela şöyle bir daha söyleyeyim. Emre oluyor, oluyor. Olurken emrediyor. Aynı şey. Yani o kadar aynı anda oluyor. Sanki zannediyorsun ki söylediği için emrediyor veya emrettiği için söylüyor. İkisi aynı anda oluyor. Buna illeti tamme tam bir sebep illet. Kelamın kendisi de emri rabbaniymiş kelamın kendisi de metinde kelam emri rabbanidir. Rabbani ne demek ona göre? Kelam emri rabbani başka bir yerde emri ilahi diyor. Tamam? İlim tayin ediyor diyor. Bu net külliyatta. İrade tahsis ediyor. Kudret vücut giydirip meydana çıkarıyor. Kelam ile ilim emir olduğu için kelam imam-ı mübindir. İradi ile kudret tanıdık birileri bunlar. Kitab-ı Mubin. Kelamı, kelam neydi? Emri Rabbani. İmam-ı Mubin neydi? İmam-ı Mubin. Emir ilim. Aha işte. Görüyor musunuz burayı? Buradan anlatayım da. Ben de böyle ne şey yapayım, memnun olayım siz anladığınızı zannedeyim de. Bak abi. Bu kelam emri tazamun ettiği için, emir olduğu için, emri Rabbani olduğundan Emir, ilim imamı mı bin? Tanıdık birisi ya. Zaten bu irade kudret kitabum bin. Şimdi ilimle iradeyi görüyor musunuz farkı? İlim tayin ediyor, irade ona haskılıyor. Mesela ilim Mehmet vücuda çıksın. E nasıl bir adam olsun? Böyle olsun. Seni ilim tayin ediyor tahsisi de irade yapıyor. İşin galip tarafı ise kelam illat, illeti tamelli oluşudur. Esas o. Yani bu neyimize yarayacak mesela basit. Kur'an okurken kafamızdaki sıkıntılar, cinli hastalar, psikoloji insanların sıkıntıları bu illeti ta kelamla nasıl ayetle düzeliyor? En basiti bu. Başka e, kelamda sihir var. Sihri beyani. Ustad bir de şu alarda kulazı bir Rabbin Nas'da söylüyor Rabbil En nefasati fil luket. zehirli nefesleriyle üflürler, üflerler diyor. Zehirli nefesleri düğmelere. Yani seni haberlerle, filmlerle, videolarla, açık oturumlarla insanları efsunluyorlar. Sihirliyorlar. Sihir yapıyorlar. Sihir ne demek? O adam geliyor kelamıyla dimağıma giriyor. Sihir o demek. Ee, hayalimi ve düşüncemi bloke ediyor. Onun adına çalışıyor. Bunun adı sihir. Sihir bu. Sihirlenmek. Osman bunu yazar. Anladık mı abi? Efsun demek yani sihirlemek. Onun kelamı ile dimağıma giriyor kendisi. Kendisi onunla taşınıyor. Tahayyül ve tasavvurumu kendi adına bloke ediyor. Bu sihir. Artık onun adına konuşuyorum. Onun adına yapıyor. Bu cinni olur veya birisinin tesir altında olur. Etkilenirim. Onun için kelamda sihri beyani. Beyanda sihir var. Ustad diyor ki bak zehirli üflemeleriyle zehirli tesir ediyor. Zehirliyor yani bizi. Başka şey yapıyor. İksirliyor. Mayalayıp mayalıyor kafayı değiştiriyor. Onun için ihfal ediliyoruz. Yani filmlerle, haberlerle, açık oturumlarla ihfal ediliyoruz. Taciz ediliyoruz. Değiştiriliyoruz, dönüştürülüyoruz. Onlara dönüşüyoruz. Ben olduğum halde onlar gibi düşünüyorum. Onlar gibi hemen inanıyorum. Onlar gibi dost oluyorum. Onlar gibi düşman oluyorum. Onlar gibi düşünüyorum. Netice bu. Ona dönüştüm. Astık artık, artık bu asıl silah bu. Ona dönüşmek. O memlekette yaşamışsın. Bu devlete hiç önemli değil. Artık kelamla, filmlerle, medya ile efsünleniyoruz, sihirleniyoruz. Onlara dönüşüyoruz. O oluyoruz. Muhatap olan. Muhatap olan kendi iktidarı yoksa ona dönüşür. Hiç şansı yok. Bugünkü medyaya eğer sen bunlardan aşkın bir donanımın yoksa onların kelamına, oturumlarına muhatap olup ona dönüşmemek Mümkün değil. Onlar gibi düşüneceksin. Çünkü zehirli üflemeleri diyor. Kelam sıfatından kelam ilahi. Nedir o kelam? Lef-i dönüştü. Allah'ın subutu sıfatından kelam. kelam ilahi deniliyor. Yani subutu sıfattaki sistem kelam. ilim irade, kudret, kelam. Dışsalı nedir subutu sıfatın dışsalı? kelam ilahi. Sonra indiği yer neresi? lefi mahfuz. Lefi mahfuzunda alemi şahadete gelmesi, peydel pey gelmesiyle kelam ile ilahi lefi mahfuza bir anda verdi. Ama lefi mahfuzdan bu aleme peyder pey gelmesi vahiy ilahi. Demek kelam lefi mahfuza. Buradan da vahiy ilahi ile alemi şahadete. Bak vahiy ile kelam ilahi farklı. Bunu bildiğimiz şey. Şimdi devam ediyorum. Kelam ilahinin sureti ilk defa kelam ilahinin bir mayeti vardı, hakikati vardı. Diğerleri yoktu biliyorduk. Ben ee, abi. he? Kelam ilahinin yazmıştı. Yazmış mıydık? Evet. Sureti var mıydı? Var mı? He. Evet. Ama demek ki ben bu makamda yeni bir şey kelam ilahinin sureti Cenab-ı Hakk'ın e, cennette ve haşir meydanında Rahman suresini okuması ve aynı zamanda şimdi Kur'an okunurken insanın tesir etmesi dimağındaki o ateşin söndürülmesi cini hastaların düzelmesi ona dönüşmemiz kelamla tahayyül ve tasavvurlarımız aklımızı da evameli ile evameli ile i iyi ihtiyaç iştiyak, incizap meyilimizi aktifleyip kıblesine koymasıyla illeti tahammilli kelam-ı ilahi illeti tammelidir. Kelam-ı ilahinin kanunu lef-ü indirilmesidir. Hakikati ise ilim, irade, kudreti tazamun ediyor 433 sözler. Kelam-ı ilahi diyor. İlim, irade, kudreti tazamun eder diyor. Aynı yani böyle geçiyor. Ki mahiyeti de zaten kelam sıfatı. Peki va insandaki vahiy ilahi. Vahiy ilahinin sureti yani nasıl kendisini gösteriyor? Sureti eylemdedir. Yani simadır, konuşmadır, eylemlerimizdir. Vahiy ilahinin bizdeki sureti. Kanuneti ise dima yapılandırmasıdır. Hakikati ise kalbin yapılandırmasıdır. Kalp, arş. Mayeti ise ruhundadır. Vahiy. Kainatta vahiy ilahi nedir? Kainatta vahiy ilahi. Sureti ise alemi şadettir, Kanuneti lef-i mahfuzdadır. Hakikati arştadır. Mahiyeti nuru Muhammedidir. Çok acayip. Sonra daha gelecek işte. Bunların bana malzeme yapıyorum. Şimdi geçer misin şeye? Ee, 200, 310. Yukarıdaki yazdığınıza mutabık olması için Mahiyete aş yazsak daha tabi? Daha biraz böyle şey gibi geliyor evet. Çok. Ruh'a karşı Evet olması lazım. Doğru doğru. Arşı onu ben de sonradan fark ettim. Arşta değil de onu şöyle şunu ay sileyim. Azam evet, azam. Ben onu silerim. 310. Şimdi 310. Evet burayı metnini okumuştum. Kela, devam ediyorum abiler. Evet yorgunsunuz biliyorum. Ha? İyi misiniz? Ha. Ama bunu bu sonuçlar olduğu için bunu al almamız lazım ya. Yani şey değil. Bak abiler. Kelam şunu okuyayım kesiyorum tamam. Kelam ruhsuz, hayatsız, şuursuz z olacaktı ve iktidarsız değil. Kelamın kendisi emir. Emir irade değil kelamdır. Kelam. Yani emre diyor. Yap emir. Yani kelamdır. Emri tekvini geçiyor. Emri tekvini deyince tekvinin emri. Tekvinden emir geliyor. Bunu haftaya gene de yapacağız gibi geliyor bana. Mehmet metni okuyayım geçiyorum. Tekvinden emir geliyor. Subutu sıfatlara geliyor. Emir tekvinden emir subutu sıfatlara geliyor. Buradan da ilim, irade ve kudreti tazamun ediyor. Mesela tekvinden emir geliyor. Emir. İlimde yapıl ilimde proje çiziliyor. Tabut olsun. E, i̇radede de işte çıksın gibi. Yani tekvinden emir geldi. zat sıfat ya tekvin. Bizim kelamımız Adem'i Sıf'tan çıkarıyor değil mi Adem'i Adem Yani şöyle yapabiliriz bak. Yani Evet ben bu şu bunun üzerine yazayım bak abiler. Ee, tekminde e, ilimde daire ilimde Allah razı olsun ya. Allah razı olsun bu kalemleri bize verdikleri için Allah'ıma da şükürler olsun. Bak nerelere yazıyorum. Farkında mısınız? Farkındasınız değil mi? Bak. Tekvinde. Teşekkür ederim. Hatırlattın. Davut. Adem'i sırf. İlimde. Adem. Adem. olmadı. Olmaz. Dur. Olmadı bu da. Olmadı abi. Şunu yapayım. Tamam. Şimdi göreceksin bak nedir. Adem mutlak yok. İnsan kafa. Şöyle yapayım. Kafur abinin sesini duyduk gibi oldu da abi. Evet. Yani, Adem kim... mutlak hepinde olur mu abi? Kapı Orada. Hepsilemden sağ olacak. Mutlak değil mi Şey ne şu mu şey? Karşılığı cena şey değil. Adem'de Adem Cenab mutlak Cenab sadece Cenab insanda cidden. var. Tekrar. İnsanda de... var da insanda nasıl oldu bu imkanı kim verdi ya? Verdi ya birisi. Adem. Kafasızın kafasında var. Tamam. E, bu imkanı sana verende bir şey var ki sana vermişler. Ama Adem mutlakta e, şey teklifinde Adem'i sıfır dedik ya. Bak bakalım şey defterine. Defterinize değil. bakın. Ve bak mesela nerede var? Herkes şurayı bir şey var. Me Mesela göstereyim size en son nerede yaptığımızı. E, siz de bakın göster görün onu. Bakayım neredeydi? sol altta yapmışsın ama göstereceğim size inşallah. Şeyden mümteli olanlarda adem mutlak var dedik ya. Daire ilimde daire olan ilimde adem. Bir adem var o daire ilimdeki adem başka diyor ya. Daire ilimdeki adem başka. Başka başka bir şey diyor. Sonra mümteli olana da adem mutlak dedik. Böyle e, hatırlıyorum ama bakayım. Nereye gitti ya? Şuraya kadar da bak, gideyim de otur. Zaten bir daha birinci derste hatırlarsanız o tekniği işlerken çok eskiden ilk önce e, tek Adem'e vücuda çık dediği noktada sırf Adem'i sırftan bahsetmişti. Daire ilimde olan Adem hissediyor. Sarih 59 evet, Adem. E, daire ilim Adem. Tamam e, abi. onun astı ilim Elimde ne var? Elimde mağdumlar var dedik ya abi. Adem Sıf'tan mağdum çıktı. Adem i Madum mağdum oldu. Öyle mi yazmıştık? Evet. Şöyle mi yazmıştık? Evet, Adem i sırf. Şöyle miydi? Buraya ne demiştik? Mağdum dedik oraya. Mağdumlar. Evet, mağdumlar. Tamam. Neyse devam sade, edelim. Bir ifade var ya abi. Eee e, ilmiye için mevcudat şey mağduma mağdumat harici olan mevcudat ilmiyeler diyor. He. Mecudat ilmiye. Doğru, evet doğru. Ama gene şey yaparız bunu. Dursun. Biz devam edelim. Konumuz o değildi ama. Bizim kelamımız irade ve kudreti tazamun etmediği için söylediklerimiz ve düşündüklerimiz veya hayallerimiz hemen olmuyor. Eğer dışarıda ama içeride oluyor. Eğer kelamımız irade ve kudreti tazamun etmiş olsaydı ihtiyar ref olurdu. Kader risalesine geçiyor. Ne olurdu biliyor musun? O kadar orijinal ki İrfan bu. Eğer eğer biz düşündüğümüzü Hayal ettiğimiz olsaydı hemen düşündüğüm ve hayal ettiğin anda olsaydı ihtiyar ref olurdu. Geri dönemezdi. Yani tan yanlıştır, bu eksiktir, yapma sonra çıkar. Şansın yok. Yani insan e, iktidarı olsa, fiilini halik olsa cebir olur. Çünkü düşündüğün oluyor. Ama düşündüğümüz olmuyor. Vazgeçebiliyoruz. Hürriyet oradan geliyor işte. Bak bir daha. Eğer insanın kelamında irade ve kudreti tazamun etmiş olsaydı ihtiyarif olurdu. Dönemezdik daha. Düşündüğün olmuş. Emrettiğin, arzu ettiğin her şey oldu. İrade olur mu? Düşüncem oluyor. Seçemiyorum ki irade olsun demiyorum. İrade nedir? Farklılıklar içerisinde seçiyordum. Hatta karar verdim irademle tekrar değiştiriyorum. Ama eğer düşündüğüm bir şey kelam veya ilimdir. Düşünüyorum ya ilim oluyor. İradeye gerek yok ki o zaman. O zaman irade kalmaz. İrade ve ihtiyar ref olur. O zaman la mekani oluyorsun zaten abi orada. Yani öyle bir şey olmaz ki orada. Yani öyle bir şey olsaydı zaten bunları doğururdu. İşte zaten olmadı ya. Ve dönemezdik. Oysa çoğu zaman düşündüğümüz şeylerden sonra vazgeçebiliyoruz. Düşünce duruyor, olmadı. Düşünsene, düşündüğün, istediğin, ifade ettiğin şey hemen olmuş olsaydı, ne olurdu? Düşünsene, istediğin, istediğin, ifade etmek istediğin, arzu ettiğin şey hemen olmuş olsaydı, ne olurdu? Cebir olurdu. Külli iradeginin ifadesi. Cebir olurdu. Niye? Düşünce miyim ben hep? Hep düşünce miyim ben? İnsan özelliklerim yok mu? Bir sürü katkılar yok mu? Düşüncemi değiştiren? Düşündüm oluyor. E vefa var, latife insaniyeler var. Bir sürü şeyler var ya, yani, sistem var. Düşündüm oluyor. Bu O zaman benim düşünceme mahkumum o zaman? her şey düşünce oldu. Cebir olurdu. İyi ki istediğim, iyi ki <laughs> olmasını arzu ettiğim, düşündüğüm şeyler hemen olmuyor. Olursa cebir olur. Kaderi sahnesine geçiyor. Niçin insan istekleri, düşündükleri olmuyor? Çünkü illeti tameli değil. Olsa ne olurdu diyor. Cebir olurdu. Düşündüğün anda olmuş. İrade ne olacak? İradenin fonksiyonu hiç kalmadı. İrade olmaz zaten. Haberin bir olmayacaktı. Biz düşündüğümüz düşündüğümüzü zamanla biz bir daha biz düşündüğümüzü zamanla başka bir ilmi bakışla ondan vazgeçebiliyoruz. Yani ilim arttırarak düşündük mü? Ondan vazgeçebiliyoruz. Bizim gibi herkesin de fiilimizin haşa haliki olsaydık yani düşündükle her her düşünen düşündüğü şey olmuş olsaydı dünyanın hali nice olurdu. Herkes düşündü oluyor. İnsanların kelamında bak insanların kelamında kelamında ruhsuz oldukları için tabiatından hani bunu şeyden çıkayım. E, acayip bu kader risalesini şey yapıyor biliyor musunuz? Merak edenler için tabii bunu herkes merak etmez bu bu acayip bir şey. Abi o zaman cennette nasıl olacak ya? <laughs> ee, senin cennette düşündüğün olacak, istemediğin olmayacak. Nasıl bir şey olacak zaten bilmiyorum ki yani. Ama burada biliyorum ki cebir olurdu. İyi ki düşündüğüm istediğim olmuyor. Abi olan ustalarda burada da sanki oluyor bazen. Yani İstediğin oluyor. Ama mesela diyelim ki hatta dualarla bazen istediğimize e, ulaşabiliyoruz. Sonra diyoruz ki keşke olmasaydı. Mesela ben bazen diyor çoğu diyorum bazen. İyi ki istediklerim hepsi olmamış. Eğer ettiğim dualar, arzu ettiğim şeyler hepsi olsaydı burada olmazdım şimdi. Değil mi Ali? Kesinlikle. Bakın bir daha ne olur toparlanın. Düşündüğüm, arzu ettiğim, temenni ettiğim şey hemen olmuş olsa. Cebir olmaz mı? Nereye mahkum olurmuş oluyorum ben? Düşünceme. Niye seçmiyorum o düşüncelerim? Bir sürü düşüncelerim var. Bu mu şu mu bir sürü. E bir tanesini bir anda seçtim ya bir alette seçtim. Ve seçtim oldu. E sonra demeyecek olan bunu da yapsaydım. Seçmeden bir tane düşünce hatırıma gelen oldu. Hatırıma gelen olursa cebir olur ya. Şimdi haşa abi o Allah'ın iradesi gibi ama bizde öyle olmuş olsa Evet onu konuşuyoruz zaten. Onu tabii bir Bizim kemalatımıza zarar gelir mi? Kemalat denen bir şey olmazdı ki. Cebir ya. Cebir olduktan sonra kemal mı olur? Her şey duman olmuş. İrade sıfat hikmet esmada. Hikmet hani dur, durduruyor evet. ya. Evet durduruyor. Ben bu dersi haftaya da yapacağım. Bir gideyim. Çünkü zaman geçti. Bizim kelamımız bizim kelamımız İlleti tammeli değiller. Yani kelamımızda ilim irade kudret yok. Onun için vücuda düşündüğüm söylediğim şey olmuyor. Mesela ama kafada içeride oluyor. Düşündüğüm şey düşünüyor. Var yok ediyorum yok var ediyorum. Hayal ediyorum. Olmayanı hayal ediyorum, var olanı da yok edebiliyorum. Yani aslında e, içeride kelam ilim irade kudret illeti tameli tazamın ediyor. İçeride bunu zaten yaşıyorum. Düşündüğüm olsaydı ne olurdu diye zaten görüyorum. Duman olurdum dışarıda. Ama içeride duman oluyor. Düşündüklerim, hayal ettiklerim oluyor mu? Oluyor. Ulan nereden geldin ya şu namazıma da geliyor. Zaten içeride oluyor bu işte. Onun için zaten azabını çekiyorum. Onun için muzdaribiz. Onun için kötüyüz. Onun için psikolojimizlerimiz bozuk. Düşündüğüm ben ona dönüşüyorsun. Olumsuz düşünüyorsun, olumsuz oluyorsun. Düşündüğüne dönüşüyorsun zaten. İradenle güzel olmak istiyorsun, olamıyorsun. Bakın niye? Düşüncene mahkum oldun artık. Cebir var. Düşünce, düşün, ne düşünüyorsan ona dönüştün. E, cebir yok mu? İçeride cebir var yani. Mesela şöyle olsaydı, sesle açılan telefon, kapı veya cihazlarla çok şey yapabiliyoruz. Telefona Ahmedi aç telefonunu aç telefona desek denince telefonun İhtiyarı ref olundu. Telefonun telefonluktan çıktı. Bana ram oldu. Benim emrime girdi. Hüseyin çıkaramaz telefonu aslında. Ahmedi çıkar deyince telefon ne oldu? Kendisi bitti bana rağmen. Bana çalışıyor şimdi. Telefon cihetiyle düşün. Hürriyeti gitti. Bana teslim oldu telefon. Onu bloke ettim. Adeta cihaz benim kelamıma mahkum, iradesiz ve iktidarsız olurdu telefon. Akıllı düşün, canlı düşün. Ben diyorum ki Ahmet'i çıkar, oy seni çıkartamaz artık. Emrettim, bana emri. Onun ne ihtiyarı kaldı, ne iradesi kaldı. Allah da celle, celle emrederken oluyor, olurken emre diyor. Yani kelam aynı irade ve kudret, kudret ve irade aynı kelam olmuş. Nerede yazıyor bu? Latif nükteler 31. sayfasında <laughs> bu mevzuyu. 29. defterin 288'in sayfasında ile izah ediliyor ki aynı emir kudret gibi hükmediyor. Ol diyor telefona. Sanki parmakla açıyorum dosyayı. Ha parmakla açtım, ha kelamla açtım. İkisi de sonuç aynı mı? Kelamla kudret aynı yani. Usta diyor ki o kadar e, kelamla kudret aynı ki sonuç itibariyle Emre diyor oluyor olurken emre diyor. Bak aynı emir aynı kudret gibi hükmediyor demektir. Her tarafında görüyorsun bunu. Yani emri den gelen hurufat, emri den gelen harfler konuşma maddi kuvvet gibi hükmediyor. Maddi kuvvet gibi hükmediyor. Vücudu eşyada hükmeder. Benim cümle değil ha metin bu. Ve aynı emri tekvini yani kevni emir adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür ediyor. İnsan kelamından da kısmen zayıf da olsa karşı tarafa tesir ediyor. Yani e, mesela birisini etkiliyor, sihirliyor diye devam ediyor. Bunu ezmek istemiyorum bu şeyi. Bu sayfayı buradan 210'dan, şey 310'dan aşağı bunu tekrar işleyeceğim. Ezildi biraz. Çok iyi oldu. Evet. Bu ezilmeden geçsin. Cebir. Cebirlikten kurtuluyor. Ama içeride cebir var. İçeride cebir var. Mülk ve meleküt işte. Ee, niye cebir var? İnsan düşündü. Ben iyi değilim. Düşündüğüne dönüşüyor. Psikolojik hastalıklar öyle işte. Yani içeridekine ben diyor. Adam demiş ya. Benim değil. İçeride neyi düşünüyorsan onu hissetmiyor musun? Onu hissediyorsun. Ama öyle hissetmek istiyor musun Ali? Hissetmiyor. O zaman cebir var içeride. İradem geçiyor mu? Geçmiyor. Düşündüğüme dönüşüyorum. İrade bitti. İlime dönüşüyorum. İlim ne çıktıysa ben de ona dönüşüyorum. Ne zulüm olurdu ya. İçeride oldukları gibi dışarıda olsaydı. Ustadlar ne güzel demişti değil mi İrfan? Cebir olurdu diyor. Kelam, kelamımızda illeti tamme olsaydı, ilim, irade, kudreti tazamun etseydi, cibir olurdu. Nacep işleniyor değil mi kader risalesi? İhtiyarı ref olurdu diyor. Evet. Çok tuhaf ya. Ama içeride var. İhtiyar ref olmuş. Kim kötü olmak istiyor? İstemiyoruz. Niye kötüyüm? Düşündüğüm için. Düşünceler irademle bağlı diyor ki. Düşünce ilimden takdir, tercih iradeden. Bu başka çalışıyor, bu başka. Bu adam düşününce oluyor. Lan bu da diyor ki kalk lan, geçmiyor işte. Kalk lan buradan sıkıntı, kalkmıyor. Düşündüğüme dönüştüm. O zaman Cebil ihtiyar ref oldu. İçeride oluyor. Dışarıda iyi ki olmuyor. Demek ki ahirette dışarı yok abi. O yüzden psikoloji bozukluğu olmayacak. Bunda en fikiriz. Ama diğer türlü de dediğine geliyor. Her dediğimiz olacaksa. O zaman nedir biliyor musun? O bütün esmalar bütünsel ya armoni. Her esma burada farklı tecelli ettiği için garip garip görüntüler var. Orada bütün esma azami derecede aynı olacağı için hiçbir şey garip olmayacak gibi geliyor bana. Ama antika bir yer olacağını tahmin ediyor. Abi kendimizden gidersek burada nasıl kendimizi iç yani enfüsü alemimizi tabiri kontrol etmeyi öğreniyoruz burada da e, nasıl rububiyet nasıl yapılır bu alemde bunu öğreniyoruz yani bu alemden kastım kendi hususi alemimiz bunu öğreniyoruz bu öğrendiğimiz kespi kabiliyetimiz bizim e, ahiretteki tabii celse e, ustalığımız yani yaşantı değil. şimdi a, ahirette e, şimdi şöyle düşün ahiret nasıl olacak İçeride içeride düşünün iç alemde. Bütün du duygular armoni. Yani hepsi aynı. Farklı cihazlar ama aynı notayı yapıyor. Sazda, telde, öfüren de do, re, mi, fa, sol, çalıyor. Yani bir müzikte. Farklı ses ama aynı nota. Şimdi farklı esmalar ama cennette aynı nota. Aynı şiddette harika bir besti çıkar. İrade de ilim de aynı şey Davut. heker veya virüs yok ki. Neden öyle bu şu anda alemimizde onlar yapıyor. Mesela burada intikal ediyoruz. Allah nasıldır? Allah istediği olur. istemediği olmaz. Öyle inanmıyor muyuz Allah'a? Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah ve Rahman ve Rahim. E nasıl inanıyoruz? Allah istediği olur. istemediği olmaz. Her yerdedir. Hiçbir yerde de değildir. Biz buna böyle iman ettik mi? Mukafatın da ona mazar olacaksın cennette. İstediğin olacak, istemediğin olmayacak. Her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Esma ya cenab Hak ismi. Allah da isim, Rahman da Rahim de isim. Yani böyle bir sistem. Ama ben burada hem bu irade çalışırken irade ref olurdu, ihtiyar ref olurdu. Kaderin acayip sırrını böylelikle çözdü yani. Hakikaten heyecanlandıran beni şey İhtiyar ref olurdu ya. Hocam anam aman aman iyi ki olmuyor ya. Lan her düşündüm olsaydı. Iç, i̇çeride psikolojim bozuk, dışarıda da kainat bozuk. İki bo Oysa bak iç, dışarıda güneş var kafamlık karanlık. Gene bu kadar düzelebiliyorum. İç, ikisi, i̇kisi de aynı olsaydı. Karanlık karanlık. Bit. İyi ki istediklerim olmuyor. İyi ki düşündüğüm hemen olmuyor. Kainatı mühendis mi yaptı? E ee ya. Ama şu, hakikaten Allah bunları nasıl ince ince hesaplar olmuş onu da anlayamıyorum ya. Mu da? Ha? Mu? Gibi yani duruyor ha. İkisi arasında. Ama Allah şöyle diyor adeta yani fıtratta. Bak söylediğin, istediğin, arzu ettiğin şey hemen olsaydı bu kainat ne olurdu? Ne olurdu ya Rabbi? İçinde bak oluyor. Bak oraya böyle olurdu. Ulan içim hurda kaş ya. Darma duman ya içi içi. Yani icat He? İhtiyarı biz yanlış anlamışız. O zaman yeniden tanımlamak icap. Nasıl yani? Şimdi biz ihtiyar bugüne kadar hep seçim gibi anlıyorduk. He. Yani. <laughs> yani demek ihtiyar burada o zaman burada bir tampon gibi gözüküyorsa yani Berzah. Durduruyor. Durduruyorsa yani Serda senin bu şekilde emir ve e, dışarı çıkartıp irade ve kudretine bir, bir müdahale gibi. Bunun Değil o. Berzah aynı zamanda. Aynı zamanda o zaman e, tekrar bir düşünmem gerektiğini düşünüyorum şu an. Evet evet. Çünkü ama o o tarafa şunu ekleyeceksin. İhtiyara mülk de şimdiye kadarki bütün bilgin ihtiyarın dışsalıdır. İçselini bilmiyoruz. İçi nedir biliyor musun ben sen şimdi acele senin. İhtiyarın dışsalı hariçteki şu mu o mu bu mu tercih. İçseli nedir? Dimağın bütünlüğü. Kafanın bütün çünkü ihtiyar şeyin sonucu değil mi itikadın? Yedinci mertebenin sonu. İrade de vicdanın bütünlüğü. Bir dakika. İrade, vicdanın bütünlüğü. Vicdanın dişsalı neydi? İhtiyar. İhtiyarı iktidar diyoruz. İhtiyar nedir? Aklın bütünlüğü. Yani dimağın bütünlüğü. İrade, vicdanın bütünlüğü. Peki dişsalı nedir? Dış taraf, ihtiyar, eşyalara. O mu, bu mu, şu mu, bu mu tercih. Hep onu öğrenmiş şimdiye kadar. Ama enfusi tarafı nedir ihtiyarın? Dima yapılandırmaktır. İradenin enfusisi nedir? İçsel yapılanmaktır. Dışsalı nedir? İhtiyar ve iktidarı yönetmek. Birisi rububiyet, birisi uluyet. Ama hep biz iradeyi hep eylemde gördük. Oysa irade içimizi nasıl yapılandırıyor? İhtiyaç, iştiyak, incizap meyil. Sistemi kuruyor. İradeye bakış açımı zaten tamamen değişti yani. Evet. evet. Ve enteresandır cüz-i irade kelimesinde sadece kader risalesinde kullanılması üstadım. Evet. Çok acayip mesela. Cüz, cüz irade. O oraya geçtim ya. Biraz şeyinizi değiştirecek değil ya. Birinci derste. Çünkü cüz -i irade. iradeyi i külliyenin zıllı yani kokusu. Yani alametini taşıyor. Şimdi küllü kainattaki kaderin veçesini irade olarak anladık ya. Sizin, bizim hususi dünyamızda da dünyamızın da sınır ve kanun ve belirleyecek bir sistem lazım. Bu büyük, büyük insandaki, kainattaki iradenin zırlı ancak olabilir, olması lazım. Ki, cüz irade. Cüz irade meselesini konuşalım. Konuşalım. Onun aynısı, fotokopisi, koca ağaç, çekirdek. Ağaçta irade, bizde cüz irade. Bir de ne yaptı şimdi? İhtiyar ve iradenin mülkü ve melekütü çıktı. İkisinin de dışsalı rububiyettedir. İçseli ihtiyar dimağın bütünlüğü, irade içsel alemin bütünlüğü. Yani vicdanın bütünlüğünden geliyor. Ama eylemseli farklı. Çok acayip. Biz hep bunları hep dissalda gördük. Bugün ne anladık? Kişi kişi fiilinin halikı değil. Olsaydı dünya fesada dönerdi. İstediğim düşündüğüme dönüşseydim. istediğim şeyler olsaydı ihtiyarı ref olurdu. Olurdu tabi. Ne acayip rezillikler olurdu. İyi iki olmamış. ben her istediğim olsaydı ne olurdu ya? Dünya fesada uğrar ya. İstemem ya vallahi. Çok iyi yaptın ya Rabbi. İyi ki fiilimi haliki değilim. İrade ettiğim şey, düşündüğüm şeyler olmuyor. İradenin dışsalında mazi mustakbeli yoktur. Andadır. İrade dışsal, irade mazi mustakbelde değil. Kitabımı bin ya. Kitabım nedir? Andadır. Mazim ve mustakbel değildir. Mazim ve mustakbel imam ı Mübin'dir. Emir. E, kitabım nedir? Emir irade. O zaman kudret irade. Mazim de arama. Andadır. Anda arayacaksın. Andadırlar. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Tuhaf tuhafız da ondan. Tuhaf tuhaf kalsın o zaman. El Fatiha.